Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetini e, getirebilir miyiz ekrana? Çünkü e, Selim Bey'e bu konuda bir e, soru sormak istiyorum. FETÖ'nün okulları hala etkin. Bugünkü başlık bu. Bu konuda bir şey biliyor musunuz? Yani FETÖ hala e, her yerde etkin. İşte adliyede hala var, de var. Zaten sürekli operasyon yapılıyor. E, ama FETÖ okulları da hala etkin deniyor. E, siz... Bir, ...yeterince mücadele edildiğini düşünüyor musunuz? Ben e, özellikle bir fettah tam ince meselemiz var. Yani birçok örneğimiz var Zaten ama... Zaten dün akşam Sedat Peker'in açıklamaları da fetta tam ince üzerineydi. Vallahi ben daha önce kendi tweetlerim hı. de var. Hı hı. Çünkü şöyle düşünün. E, benim il başkanı olduğum dönemde de... ...gelecek partisini kurduğumuz süreçte de... E, ...şöyle bir mesele var. Yani siz o gece birlikte yürüdüğünüz insanlar öldürülüyor, şehit düşüyor. o sizin için unutulmaz bir şey. biraz önce eşimden, çocuklarımdan bahsettiniz. Akrabam şehit ediliyor. Eşim benim şehit edildiğimi düşünüyor. O gece eşiyle dahi telefon görüşmesi yapamayan bir yani eğer bir düşmanlık olacaksa bunlara herhalde benden daha fazla düşman olamaz kimse. Bu mücadeleyi vermişiz. Fakat o mücadelenin neticesinde şu anda geldiğim nokta. FETÖ borsaları bu ülkede konuşuldu mu? Şöyle bir tablo var milletin zihninde. Türkiye'de nereye gidersek gidelim bu tablo değişmiyor. Bu ülkede bir Recep Tayyip Erdoğan var. Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük figürleri her ilde var. Bütün yapılanma bunun üzerine kurulmuş. Bir at üzerine kurulmuş. Hiç kimse hiçbir şeyi sorgulamıyor. O ne derse o ya. Bu 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 demokratik bir aklın ürünü değil bu. Biz bunun için siyaset yapmadık. Adnan Menderes bunun için şehit olmadı. Rahmetli Erbakan Hoca 28 Şubat'ta bunun için mücadele etmedi. Sandık bu milletin namusu diyerek geldik. Ama adalet diyen ve diyerek yola çıkan en önemli ayağı bu olan AK Parti ne yaptı biliyor musunuz? Şu anki düşüncemi söylüyorum. Parası olanın özgürlüğünü satın ol, satın aldığı bir ortam oluşturdu. Fakirlerin içeriye tıkıldı bir başka ortam oluşturuldu. Bu kabul edilemez. Bakın FETÖ borsalarında eğer birileri özgürlük satın almışsa ki bugün biliyoruz ki almış o cümle o şey bana ait değil, o tanım bana ait değil biliyorsunuz. Eski bir AK Parti vekiline ait. Peki bunları biz biliyor muyuz? Bunları Türkiye'de biz biliyoruz. Ya buradaki avukatların isimleri ta külliye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın avukatlarına kadar dayandı. Peki bu yapılanma nasıl oldu? Bu yapılanmayı incelemek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan şahsın nasıl Yargıtay'a geldiğini, orada tek bir dosyayı açmadan nasıl Anayasa Mahkemesi üyesi olduğuna bir bakın. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı olan kişinin nasıl Adalet Bakan Yardımcısı, yani o Baran Korkmaz'ın tedbirinin kaldırılıp yurt dışında çıkmasında imzası olan bu iki kişinin imzaları var. Hem mal varlığı ted mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırılıyor, hem yurt dışı yasağı kaldırılıyor. Bir tanesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, bir tanesi onun yardımcısı. Bunların biri şu anda Anayasa Mahkemesi üyesi, biri Adalet Bakan Yardımcısı. Ben dikkat ederseniz olayı şuraya getiriyorum. Diyorum ki ey millet uyanın. Ey millet uyanın. Yani FETÖ'nün okulları hala etkin mi? E şimdi e, parası olanın özgürlüğünü satın aldığı bir ülkede ben FETÖ ile mücadele edildiğine tam anlamıyla nasıl inanabilirim? Veya şuraya geçeyim. Birçok yerde ifade ettim. Ee, şimdi Gençler Allah'ımıza kurban hep birlikte. Gençlerimizle bir araya geldikten sonra. Evet ne diyorsunuz? Aynı slogan. biji Serok, Erdoğan. Yani Erdoğan'a yakıştı diyorum. Şayet 2005'teki Erdoğan'sa. Bakın bugün Güneydoğu'da olan vatandaşlarımız. Bugün siyaset yapan birçok insan diyor ya Sayın Erdoğan ben konuşmayı dinledim. Ama işin ilginci ben 2005'te o konuşma dinlen şey yapılırken ben henüz şey değildim. AK Parti'de aktif bir siyasetim evet. yoktu. 2005'teki Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu o konuşmayı Sayın Devlet Bahçeli'nin bir dinlemesi lazım. O gün o konuşmayı yapan Cumhurbaşkanımız şunu bilsin ki bugün o konuşma içinden cümleler kullanan Kürt vatandaşlarımız